Ahmet, havalı bir şeyler olsun. Ahmet ayaklaz. Süpersin be! Ahmet yakmaz. Havada karada fark etmez. Ben tarafları biraz daha al ya. Tabii. Evet Ahmet Bey, daha önce uçurum kenarında ve sandalda tıraşlarınızı gördük. Şimdi evet. Daha değişik bir tıraş yaptınız. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Biz artık tıraş konusunu açtık. Artık maceraya aksiyon alıyoruz. O yüzden böyle başladık. Bir de Adana olunca ortaya böyle şey çıkıyor. En son ne yaptınız? Nerede tıraş yaptınız? Sahnede etmiştim ben. Dama tıraşı yapmıştık. Bayağı bir ses ettirmişti. Farklı bir deneyim yaptık. Şeyle. Bir de uçurumda yapmıştık. O da bir farklı bir tıraş olmuştu. Kokuşum fazlaydı. Bu sefer de paraşütle yaptık. Tayvan'da da olmaz. Bu imkansız bir şey. Bizim için imkansız bir şey yok. Peki zor olmadı mı? Nasıl oldu? Başta bayağı bir korkuyordum. Ama pilotumuz gayet iyi olduğu için sağ olsun bana bayağı bir özgüven verdi. Gayet iyi geçti. Yani tıraş ettiğiniz kişinin kulağını falan keselim diye korkmadınız mı? Çok şey. Biz geçtik o konuda. Artık biz o konuda kendimizi açtık artık. Tıraş konusunda artık bizim için zor bir şey değil bunlar. Her yerde tıraş yapabiliyorsun. Aynen, havada, karada hiç fark etmez. Ben rakabım için kuaför diyor bana. Ben de bu ismini aklamaya çalışıyorum. Evet, bu görüntülerden sonra sizin berbere gelip beni havada uçurum kenarında tıraş ettiğinler oluyor mu? Çok oluyor. Kimi uçurumda isteyen var, kimi nehirde isteyen var. Öyle tabir geliyor. Peki bunlara farklı tarife uyguluyor musunuz yoksa aynı fiyat? Hayır, ben bunu hobi olarak yapıyorum. Benim için para ikinci planda. Biz sadece bunu hobi olarak yapıyoruz. Evet, saç tıraşınızı havada oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Neler hissettiniz o an? Ahmet böyle bir projeyle geldi yanımıza. Daha önce başvurmuş. Biz de tabii olur dedik, böyle bir şeyi gerçekleştirelim dedik. En azından bizim de katkımız olsun. Ahmet'le beraber uçtuk. Ahmet iyi bir berber olduğu için havada da bir tarafımızı keserdi, kesinlikle korkmadık. Ve Ahmet de gönül rahatlığıyla tıraş olmaya geliyoruz her zaman. Bu şekilde. Böyle bir fikir geldiğinde bu fikir çok uçuk geldi mi size? Uçuk geldi ama Ahmet'i tanıyınca uçuk olmadığına karar verdik. Ve güzel de bir tıraş oldu. Şimdi talepler geliyor mu? Evet, talepler geliyor. Sosyal medyadan da talepler geliyor ama bizim önceliğimiz Ahmet. Biliyorsunuz peki, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadınız mı? Ben daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ahmet'le ilk oldu.